Günaydın sayın seyirciler, Haber Tadında programına hoş geldiniz. Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığından sizlere sesleniyoruz bugün. Bugün Haber Tadında programı özel bir yayınla ekranlarınıza geliyor. Biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü yaklaşıyor. Önümüzdeki haftada Şehitler Haftası. Biz de bu vatan uğruna canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimiz için bir anma etkinliği, bir anma programı düzenleyelim istedik ve buraya geldik. Neden buraya geldik? Çünkü Genelkurmay Başkanlığı bir süreden beri burada Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği düzenliyor. Bu etkinlik nasıl bir etkinlik? İçeriğinde neler var? Biraz sonra konuşacağız ama ben önce konuklarımızı size tanıtmak istiyorum. Efendim bugün Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Albay Taner Uran bizimle. Derneğin Afyon Şube Başkanı Gazi Piyade Uzman Çavuş İsmail Kumartaşlı bizimle. Şehit Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi'nin annesi Emeti Kayadibi buradalar. Şehit Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi'nin anne ve babası Hanım ve Mehmet Çiftçi yine misafirimiz ve Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Ali Tahsin'in torunu Fatma Canan Yücel de bizimle beraber. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, şimdi yönetmen arkadaşım gösterecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de bu özel yayınımızda bugün de bizimle beraberler. Daha önceki bir programımızda da kendileriyle birlikte olmuştuk hatırlayacaksınız. Ve Birlik Komutanı Yarbay Murat İçli nezdinde Mehteran Birliği'ni de hürmetle, saygıyla selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz ve bir başka değerli komutanıma dönmek istiyorum. Öğretmen Albay Erhan Altunok. Erhan Altunok, biraz önce bahsettiğim Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinin sunucusu ve aynı zamanda metin yazarı. Komutanım günaydın. Günaydınlar, hoş geldiniz. Biz hoş geldik. Evet, aslına bakarsanız biz size geldik. Siz o etkinliği burada düzenliyorsunuz. Evet. Ne tür bir etkinlik bu? Niçin böyle bir etkinlik düzenleniyor? Ayrıntılarını sizden dinleyelim. Elbette. Öncelikle hem size hem de misafirlerimize, konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu etkinliğin neden düzenlediğimizi anlatmadan evvel sizlere bugüne mahsus iki ayrıntıdan özellikle bahsetmek isterim eğer izin verirseniz. Buyurun lütfen. Birinci ayrıntı bugün 12 Mart yani İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümü. Doğru, evet. İstiklal Marşı şairimizi de bu vesileyle anmış olalım ve eğer izin verirseniz onun son sözlerini bir kez daha hatırlayalım, hatırlatalım. Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin demişti o Amin. Büyük şair. İkinci ayrıntı bence biraz daha ilginç. O da şöyle, içinde bulunduğumuz Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı bundan çok önceleri Kara Harp Okulu idi. Ve 12 Mart tarihinde Mustafa Kemal Atatürk buraya geldi. 12 Mart tarihinde yani evet, bugün. Evet, bugün gün itibariyle, bugün evet. itibariyle buraya İlginç geldi. İlginç gerçekten. Tabii o zaman Kara Harp Okulu'ydu burası ve evet. 13 Mart tarihinde de resmen fiilen Harbiyeli Mustafa Kemal oldu. Bu çatı altında okudu, bu çatı altından mezun oldu ve bir ülkeyi küllerinden yeniden aslına döndüren bir kahraman oldu, ölmeyi emreden adam oldu, Mustafa Kemal Atatürk oldu. Şimdi eğer izin verirseniz sorunuzu yanıtlayabilirim. Buyurun lütfen. Sayın Genelkurmay Başkanımızın izin, direktif ve emirleriyle son bir yıldır çarşamba günleri, her hafta çarşamba günleri saat 14 itibarıyla içinde bulunduğumuz Harbiye Askeri Müzesi'nde ve şu anda içinde bulunduğumuz Şehitler Galerisi'nde bir faaliyet icra ediyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz bu etkinliği şu anda misafirlerimiz arasında da olan kahraman gazilerimiz, onların elleri öpülesi anneleri, canı, vatanı, bayrağı uğruna kendisini feda eden yiğitlerimiz, şehitlerimiz ve onların anneleri, babaları da unutmamak, unutturmamak, onları
çocuklarıyla, torunlarıyla manevi de olsa buluşturmak maksadıyla icra etmeye çalışıyoruz. Bu fedakarlıkları yapan ecdadın nesillerini dedeleriyle kavuşturmaya, onlarla sıkı sıkı kucaklaştırmaya çalışıyoruz bu program vesilesiyle. Şehitlerimizi buluyoruz, onların saygıdeğer ailelerini de haberdar ediyoruz. Zaten onlar biliyorlar ama genellikle şöyle oluyor. Diyorlar ki, dedeniz nerede diye sorduğumuzda, dedem Çanakkale'ye gitmiş ama dönmemiş diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki, dedeniz Çanakkale'ye gitti ama dönmedi değil, dönemedi. Dönemedi. Çünkü bu vatan, bu topraklar için, bu bayrak için şehit oldu diyoruz. Ve onları burada ağırlıyoruz. 3 gün misafir ediyoruz Harbiye Ordu evinde ve şehit dedelerine sadece şehit dedelerinin adı ile özel bir program icra ediyoruz. Bu şehitleri anma etkinliğimiz genel şehitler haftasından son derece farklı. Orada bütün şehitlerimiz yad ediliyor ama biz her hafta bir şehidimizi adıyla, ismiyle ve sadece onun ailesiyle ve diğer misafirlerimizle burada yad etmeye çalışıyoruz. Yakalarına şehit ecdat anısı takıyoruz. Evet. Birer onur belgesi takdim ediyoruz. Şehadet onur belgesi takdim ediyoruz ki onu duvarlarına asıyorlar. O şehitlerimizin torunları o belgeyi görünce dedem kahramanlıklar yapmış, bu ülke için kendisini feda etmiş, ben de yaramazlık yapmamalıyım, ben de onun izinden gitmeliyim diye düşünmeye başlıyorlar. Değerli komutanım, sorumluluk duyuyorlar. Çok anlamlı bir etkinlik bu. Bu etkinliğinizden ilerleyen dakikalarda yine hem bahsedeceğiz hem biraz görüntüler de vereceğiz seyircilerimize. Ama biz istedik ki sizin bu etkinliğinize, bu töreninize benzer küçük bir töreni bugün programımıza gerçekleştirebilelim temsili olarak. Şehitlerimize, çünkü bizim gazilerimiz, gerçekten ödenmesi mümkün olmayan bir borcumuz var. Hiç olmazsa onların manevi huzurunda bir kez daha şükranlarımızı, minnetimizi bu şekilde dile getirebilelim. Rica etsem anma törenimizi başlatır mısınız? Elbette ki. Memnuniyetle. Asker, polis, işçi, memur, çiftçi. Hangi meslekle iştigal edersek edelim, hangi işi yaparsak yapalım, önemli olan o işi hakkını vererek yapmaktır. O işi yaparken o işe yüreğimizi de katabilmektir. Çünkü vatanını en çok seven, yaptığı iş her ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun, o işi hakkıyla yapandır. Biz aldığımız her nefeste ve yaptığımız her işte şeref ve haysiyeti, feragat ve fedakarlığı, devletimize mutlak itaati ve milletimize mutlak sadakati daima ilk planda tutuyoruz ve kendimizi zaten tutmak zorunda da hissediyoruz. Bunu yaparken de kendisinden güç aldığımız değerler bayrağımız ve sancağımızdır. İşte o şanlı sancak şimdi Şehitler Galerisi'ndeki şanlı yerini alacaktır. Sancağımızın ayakta karşılanmasını arz ediyorum, rica ediyorum efendim. Şimdi sizleri savaşa düğün hevesiyle gidenlerin, al bayrağı kefen bilenlerin namusu, şerefi uğruna şehadet şerbetini yudum yudum yudumlayanların ve bugün özgürce nefes almamızı sağlayan ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurlarında ve yattığı toprak belli olan ya da olmayan bütün şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin manevi huzurlarında saygı atışı, saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum.
Saygat Şişin. Nişan hediyesi. Al. Ateş. 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 Selam. Dur. Buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Değerli komutanım, bu topraklar tarihi boyunca yüzyıllardır şehit kanlarıyla sulandı ve maalesef devletimizin birliği ve bekası uğruna şehitler vermeye de devam ediyoruz. Bu biraz galiba bizim coğrafyamızdan da kaynaklanan bir kaderimiz, değil mi efendim? Bence çok da güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Öncelikle belirtmek isterim ki keşke hiç şehidimiz olmasaydı. Keşke ellerini, kollarını dağlarda, bayırlarda bırakan gazilerimiz hiç olmasaydı da biz bu törenleri hiç yapmasaydık. Ama böyle bir şey yok. Ortada da bir hakikat var. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyebilir miyiz? O yılan gelir, günün birinde bizi de sokar. Bu vatan için elini, kolunu, gözünü vermiş kahraman gazilerimiz için vermeseydin kardeşim diyebilir miyiz? Vicdanlı olan insan birazcık halden anlar. Onların haklı gururunu onlarla paylaşır. Çünkü giden el, kol, yüz bir daha geriye gelmez. Giden can, giden evlat bir daha geriye gelmez. İçinde bulunduğumuz, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bu kritik coğrafyadan dolayı bu aziz vatanın kaderi daima kanla yazılmıştır. Cumhuriyet öncesindeki asırlar boyunca da böyle olmuştur ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz sonrasında da atsız kahramanlıklarımız devam etmiştir ve halen de devam etmektedir. Bu büyük millet birlik ve beraberliğimiz uğrunda, hürriyet ve istiklal uğrunda, yurdumuzun ya da dünyanın herhangi bir köşesinde yüz binlerce vatan evladını şehit vermiştir. Şu anda misafirlerimiz arasında o şehit veren anne ve babalarımız da mevcut.
Toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz varlığımızın en büyük sebebidir. Ve her ne yaparsak yapalım bu emsalsiz hizmete bir bedel biçmek de mümkün değildir. Çünkü canın bir bedeli yoktur ve olamaz. Şu anda ekran karşısında bizi izleyen saygıdeğer izleyicilerimize ve özellikle de hanımefendilere sormak, danışmak isterim müsaade ederseniz. Yavrularınızın bir elinin bedeli nedir? Yavrularınızın bir bacağının bedeli nedir? Size kaç para verirsek, kaç ev, kaç araba, kaç daire verirsek ya da karşılığında ne kadar para verirsek ya da istediğiniz her neyse ne verirsek çocuklarınızın bir bacağını bize verirsiniz. Vermezsiniz değil mi? Vermeyin de zaten. Saçının telini bile vermeyin. Ama efendim o şehitler, o gaziler her neleri varsa onu verdiler, feda ettiler. Sevdiklerine bir kez daha sarılamadı onlar. Annelerinin sıcak çorbasını bir kez daha içemediler. Şu anda annelerimizin aramızda olduğu gibi sevdikleriyle sevdikleri yollarda bir kez daha yürüyemediler. Eğer çocukları varsa onları bir kez daha koklayamadılar. Kardeşleriyle bir kez daha kucaklaşamadılar onlar. Kendilerini feda ettiler ve neredeyse 20 yaşında. Oysa ki bir insan hayal kurmaya devam eder ama onların hayalleri 20 yaşında nihayetlendi ve 20 yaşında sadece 20 bahar görerek bu dünyadan göçüp gittiler. Kimin için? Bizim için. Yani vatan için, devlet için, bayrak için. Elimize bir iğne battığı zaman bile Fulya Hanım canımız yanıyor değil mi? Mesela siz elinize bile bile bir iğne batırabiliyor musunuz? Batıramıyorsunuz. Bir dikenin üzerine basabiliyor musunuz bile bile? Basamıyorsunuz. Bir cam parçasının üzerine basabiliyor musunuz bile bile? Basamıyorsunuz değil mi efendim? Neden? Can tatlı çünkü. Ama o insanlar her şeylerini bir tarafa bıraktılar. Arkaya dönmediler. Arkada bıraktıklarını hiç akıllarına bile getirmediler. Bırakın bir iğneyi, bir dikeni, göğüslerini, o mübarek göğüslerini şarapnel parçalarına, mermilere siper ettiler. Kimin için? Bizim için. Ki eğer kendilerini düşünselerdi böyle bir şey yapmaları zaten mümkün olmazdı. Biz kan dökmeyi sevmeyen ama eğer gerekirse de kan dökmemizi sağlayan düşmanın bağrını yok etmesini de iyi biliriz. Konuşmamın başında İstiklal Marşı'ndan bahsetmiştim. Ve bugün İstiklal Marşımızın kabul yıldönümü demiştim. Bizim İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor. Korkma. Biz korkma diye başlayan bir İstiklal Marşı'nı şanlarıyla yazan, kahramanlıkla yazan şanlı bir evladın şanlı torunlarıyız. Şanlı nesliyiz. Korkmayız. O elleri öpülesi anneler işte aramızda var. Git evladım haydi git. Yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum haydi git. Ya gazi ol ya şehit diyebildiler biricik yavrularına. O elleri öpülesi babalar işte aramızda var. Onlar da gün yüzü göremeden, düğün dernek edemeden, bir murada eremeden ve o dedeye bir torun veremeden cennet bekçisi olan yavruların arkasından vakur bir duruşla dimdik vatan sağ olsun diyebildiler. İşte budur kahramanlık, işte budur şehadet. Vakti sürür safa. Mehter başı. Hey hey. Haydi.
Merhaba ey mehteran. Merhaba mehterbaşı. Nöbete sela, Derfaslı, Çanakkale bugün toz ile duman.
Teşekkür ediyoruz Mehter takımımıza. Sevgili seyirciler, stüdyoda konuklarımız var, gazi konuklarımız var, şehit yakını konuklarımız var. Onlarla sohbete başlamadan önce arkadaşlarımızın da bugüne kadarki mücadelelerde gazi olan, yaralanan silahlı kuvvetler mensuplarına ilişkin hazırlamış olduğu bir bandımız var. Önce bunu izleyeceğiz ama... Evet, yönetmen arkadaşım bu bandımızın hazır olduğunu söylüyor. Bu bandımızı izleyelim, ondan sonra sohbet edelim. Seni yaşamak, bin defa ölürüm de adına leke sürdürmem. Gururdur, namustur bayrak ve sancak. Aksa da kanım, korkmam, haini güldürmem. Selam olsun o yiğitlere. Böyle kurşunun geldiğini, ateş, böyle mermilerin sesini, toprağa mermiler saplanıyor. Oradan toprağın tozu kalkıyor. Bunların hepsini yaşıyoruz. Onu orada yaşamak lazım. Al ömrümü, koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım. İlk çatışma anında tabii o ana kadar yaşadıklarınız bir anda gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor. Tamam diyorsunuz, şehadet şerbetini içeceğim diyorsunuz. İnanır mısınız bilemiyorum ama kelime-i şehadet aklıma gelmedi. Sonra bir dua daha ettim. Allah'ım dedim, bana kelime-i şehadeti aklıma getir. Sen hiç yemeğine tuz yerine toz döküldüğünü gördün mü? Geceleri çadırdaki kampetinden silah sesiyle fırladın mı? Mehtaplı gecelerde yakamazları değil, kıpırdaşan gölgeleri izledin mi? Senin de saçlarını kekik kokulu rüzgarlar barut kokusuyla karışıp taradı mı? Vatanın bütünlüğü için elde silah dağ başlarında uykusuz geceleyenleri bilir misin? En sevdiğin arkadaşının kanı sıçradı mı hiç üzerine? Yarasını elinle sarıp bir yudum su verdin mi hiç kendisine? Can arkadaşının yastık yaptığın dizinde can verişini gördün mü? Şehitlik denen kutsal kavramı hissettin mi bir kez olsun yüreğinde? En üzüldüğüm nokta şu, yanımda şehit olan kardeşim, Allah rahmet eylesin, Sami diye bir kardeşimdi, Tokatlı arkadaşımdı. Şehit oldu yanımda. Ben tabii yaralıyım, elden bir şey gelmiyor, yürüyemiyorum. Çenemden yaralıyım, bacaktan yaralıyım. Orası daha ortamı. Bırakma beni ince, ölürüm yar gör.
Güneydoğu'da askerlik yapanlar iyi bilirler. Böyle intikal halinde, sıra halinde gidiyorsunuz. Hepimiz aynı yerden geçtik ama benim arkamdan yürüyen 6. kişi mayına bastı. Mayına basınca patlama sesiyle hepimiz tabii yerlere yattık. Kayanın arkasından 3-4 tane kanat sesi duydum. Ondan 2-3 tanesi benim vücuduma girdi. Sonra dedim herhalde ölüyorum. Yani çatışma bayağı bir sürdü, uzun sürdü. Tabii bu sefer ben bayağı bir şey oldum. Kötü duruma düştüm. Sonra herhalde bayıldım. Sonra helikopterde gözümü açtım. Yani işi aslında anlatmakla bitmez. Bu vatan için toprağa düşmüş, şehadet şerbetini içmiş, şehitlerimizin emanetlerini korumak, bu vatana, bu millete layık olmak, bayrağın onurunu yüceltmek de tabii biz gazilere düşüyor. Ama şunu unutmamak lazım, biz vurulunca değil, unutulunca ölürüz. Bu vatan için gazi mertebesine yükselmiş, elini, kolunu, bacağını dağlarda, bayırlarda bırakmış gencecik insanlara rastladınız mı? Bu insanlar için bir şey yapmayı, bu vatan için bir çaba göstermeyi aklınızın ucuna bir kez olsun getirdiniz mi? Ömür Devrem, sen gittin ama gazi olarak ben kaldım. Bu vatana sahip çıkacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Bu adamlar geriye dönmeyi düşünmeden gittiler arkadaş. Bu adamlar her gece ve gündüz yalnız bir şeye inandılar. Dediler ki, can dediğin nedir ki? Vatan sağ olsun. Şehitlerim! Gazilerim! Emin olsun! Emin olsun! Ey Türk! Ey Türk! Üste gök çökmedikçe! Üste gök çökmedikçe! Altta yer derinmedikçe! Altta yer derinmedikçe! Ezan dinmez! Ezan dinmez! Bayrak dinmez! Bayrak dinmez! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Vatan ölünmez! Vatan ölünmez! Ankara'da kahraman gazilerimizin tedavi edildikleri özel bir merkez var. Bu merkezin adı Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi. Fedakar doktorlarımızın, çalışkan hemşirelerimizin, bütün görevlilerin büyük bir gayretle emek gösterdikleri, emek sarf ettikleri çok özel bir yer. Emsaline başka ülkelerde de nadiren rastlanabilir. Burada kahraman gazilerimizi ziyaret ettiğim bir günün akşamında o gün içerisinde yaşadıklarımı gözyaşları içerisinde kaleme aldığım mısraları eğer izin verirseniz sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Ve bu mısraları şu anda misafirlerimiz olan gazilerimize, gazi ailelerimize, şehit ailemize ve ekranları başından bizi izleyen o yiğitlere ellerini, kollarını, gözlerini dağlarda, bayırlarda bırakmış o hakiki kahramanlara ithaf etmek istiyorum. Bir hastane odası. Vurdum kapıyı usulca. İçeriden huzur veren bir ses duyuldu. Davet etti beni üslubunca. Kesif bir ilaç kokusu. Köşede bir yatak. Üzerinde yarım bir adam. Başucunda ay yıldızlı şanlı bayrak. Zorla da olsa gülümsedim. Kısaca kendimden bahsettim. Sonra iliştim yamacına. Başladı sohbet kıvamınca. Dedim, merhaba Mehmetçik. Dedi, merhaba komutanım, hoş geldin. Dedim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, şükür bugünlere kavuşturana.
toparlanmaya çalıştı. Her hareketi saygılıca. Ben de dokundum olanca şefkatimle onun omzuna. Rahatsız olma yiğidim dedim. Ve bu vesileyle biraz daha sokuldum yamacına. Dedim nasılsın? Dedi iyi. Dedim nerelisin? Dedi Anadolu. Dedim adın sanın. Dedi Mehmetçik. Dedim derdin nedir? Dedi görmüyor gözlerim. Bir bacağım yok. Yüzümün de yarısı eksik. Ötesi zaten küçük şeyler. Böyle yazılmış meğer benim kader. Dedim ki, duydum ki kahraman mısın? Arkadaşlarını kollamışsın. En önden fırlamışsın. Ve basmışsın bir mayına. Ne vakit, nerede oldu? Hadi söyle bana. Dedi Judy, Gabar, Köroğlu ya da Allahu Ekber. Hangi dağda ne vakit ne fark eder? Kol, bacak ya da yüz nedir ki komutanım? Vatan istedi. Düşünmedim bile. Verdim gitti. Dedim, bir ihtiyacın. Dedi, sağlığın. Dedim, paran, pulun. Dedi, o da ne? Kağıt parçası mı? Dedim, ya yaşadıklarının vebali? Dedi, o ayrı, o başka. Ahirette sorulacak onun hesabı. Konuştukça konuştu. Her hecesi zarifçe ve her kelimesi dokundu yüreğime pare pare. Gelip de parçaladı yüreğimi zülfü yare. Dedim ki en nihayet yazabilir miyim bunları? Anlatabilir miyim dostlarıma? Dedi yaz komutanım, anlat. Bilen var, bilmeyen var. Gören var, görmeyen var. Onlar da bilsinler. Vatan nedir, bayrak nedir anlasınlar. Ama verme adımı. Söyleme memleketimi. Kübilleniyor sanırlar beni. Mahcup ederler sonra, utandırırlar. Peki yiğidim dedim. Öyle olsun madem. Hoşça kal. Tam kapıdan çıkıyordum. Son bir soluğu, son bir feryat gibi seslendi ardımdan. Komutanım, selam söyle tertiplerime. Sakın beni kaçtım falan sanmasınlar. İyileşeceğim tez zamanda inşallah. Döneceğim yine kışlama, arkadaşlarımın arasına. Söyle onlara, beni hiç unutmasınlar. ...26 Ağustos Marşı... ...hastur... ...haydi... ...ya Allah... Sensin ezanlarla güneyin.
Evet, Mehter Han'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, değerli komutanımızın biraz önce okuduğu şiir gerçekten bizi derinden etkiledi. Bu kahraman gazilerimizden ikisi şu anda yayınımızda bizimle beraberler. Ben şimdi onlara dönmek istiyorum. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Albay Taner Uran, bir kez daha tanıtmış olayım sizi. Albayım, nerede yaralandınız? Ben 1995 yılında Kuzey Irak'ta yaralandım. O zaman teğmenliğimin son senesiydi. Evet. Bölücü terör örgütüne karşı çelik operasyonu yapılmıştı. O operasyonda yaralandım. Nerenizden yara aldınız? Benim hem bacakta sakatlık kaldı hem de karın bölgesinde. Daha sonra tedavi sürecinde biraz önce komutanım bahsetti. Evet. Rehabilitasyon merkezi o zaman var mıydı bilmiyorum. Tabii benim olay 1995 yılında oldu. O zaman rehabilitasyon merkezi yoktu. Evet. Benim ilk müdahale Çukurca'da, o zaman Kızılay'ın Seyyar Çadır Hastanesi vardı. Hı hı. İlk müdahale orada yapıldı. Daha sonra Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne, oradan da Gata'da tedavim yapıldı. Bizim zamanımızda öyle bir imkan yoktu ama şu anda rehabilitasyon merkezi, komutanın da söylediği gibi, dünyada ender örnek. Evet. Tesislerden biri. Çok değerli sağlık çalışanları, doktorlar orada gerçekten silahlı kuvvetlerimizin kahramanlarına yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Derneğinizin Afyon Şube Başkanı Gazi Piyade Uzman Çavuş İsmail Kumartaşlı da bizimle beraber. Gözyaşlarınızı gördüm. Sizin gözyaşlarınızı görmek beni de çok derinden etkiledi. Sizin yaralarınızın izleri yüzünüzden belli oluyor. Siz nerede yaralandınız? Evet. Öncelikle selam olsun ki bizleri burada haber tadında bir programda program yapmaya vesile olan Güneydoğu'daki silah arkadaşlarımıza, ülkemizi koruyan, bayrağımızı koruyan tüm askerimize, polisimize diyerek başlamak istiyorum. Bütün güvenlik güçlerimize, evet. Elbette. Allah kuvvet versin. Şırnak'ta görevliyken Gabardağ'ında 11 Temmuz 2004 tarihinde bölücü hainlerin uzaktan kumandalı mayın patlaması döşemesi sonucu yaralandım. İlk tedavim Şırnak Asker Hastanesi'nde yapıldıktan sonra helikopter ile ağır olarak Diyarbakır Asker Hastanesi'ne, orada beyin ameliyatı geçirdikten sonra ambulans uçak ile Gata Asker Hastanesi'ne sevk edilmişim ve sonrasında, tedavilerimin sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri saflarından çok değerli silah arkadaşlarımın arasından, sağlık raporumun elverişsiz olduğundan dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Ama komutanımın da dediği gibi, arkadaşlarım zannetmesinler ki biz kaçtık. Biz sadece rapor alamadığımız için onların yanında değiliz. Ama bizim kalbimiz, beynimiz, dualarımız hep onlarla beraber. Manevi olarak biz onların hep arkalarındayız ve onların hep yanlarında olacağız. Peki buna yasal olarak izin verilse gene kalkar gider misiniz? Tek talebimiz ve isteğimiz zaten odur ki, eğer devletimiz, milletimiz bizlere görev verecek olur ise en önde saflarda gidip o mücadeleye kaldığımız yerden devam etmek ve kucağımda şehit verdiğim arkadaşımın ve Afyonkarahisar'da temsil ettiğim yaklaşık 300 şehidimin yanına gitmeyi Canıgöl'den isterim. Peki, sevk edilmişim diye bir ifade kullandınız. Evet. Kendinizde değildiniz herhalde. Tabii. O dönemlerde. Evet. Ne kadar bir süreçtir sizin tedavi süreciniz? Ben olay anını az çok hatırlıyorum. Kucağımda çok sevdiğim, değer verdiğim devrem arkadaşım Adıyaman Çelikhan'dan Piyade Uzman Çavuş Şeho Şişman'ı şehit verdim. Evet. Asker araç içerisinde. Sonrasında asker helikopter ile bizi Şırnak Asker Hastanesi'ne götürürlerken az çok onu da hatırlıyorum. Ondan sonra doktorlarımızın bir sesini duydum. O arazide eksi olmuş. Bunu Diyarbakır'a acil yetiştirelim dediklerini duydum. Sonrasında yaklaşık bir 4 gün
sonra tekrar kendinize hayata dönmüşüz yoğun bakımda. Albayım, siz de benzer şeyleri yaşadınız ve şimdi benzer şeyleri yaşayanların bir araya geldiği bir çatının başkanlığını yürütüyorsunuz. Sizin derneğiniz Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kaç kişilik bir aile? Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği bu sene 101. yılını kutlayan, kuruluşu Çanakkale Harbi ile başlayan, asker kökenli, 43 ilde şubesi, 20 temsilciliği, 10 bine yakın üyesi olan kamu yararına çalışan bir dernek. Tabii İsmail Başkan'a sorduğunuz soruyla ilgili ben bir iki örnek vermek istiyorum. Biz Türkiye'de ilk defa 19 Eylül Gaziler Günü'nde Türkiye'deki genelindeki şube başkanlarımız, gazilerimiz, şehit ailelerimiz Gaziler Günü'nü Diyarbakır'da kutladık. Evet. Bayraklarımızı açtık. Diyarbakır Ana Caddesi'nde yürüyüş yaptık. Atatürk Meydanı'na gittik. Yaptığımız faaliyetin amacı orada görev yapan güvenlik güçlerimize moral desteği vermek. Elbette biz malulen silahlı kuvvetlerden ayrıldık. Ama bizim gönlümüz her zaman silahlı kuvvetlerin yanında. Gönlümüz, dualarımız her zaman onlarla beraber. Mutlaka. Şu anda bu mücadele devam ediyor. Evet. Ve bu mücadeleye moral destek vermek çok önemli. Biz ilk defa da şunu yapacağız. Bununla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da izin için başvurduk. Biz Dağlıca'ya gitmek istiyoruz. Evet. Dağlıca'ya gidip orada karanfil bırakacağız. Bu bir sembolik bir şey. Çünkü terörle mücadelede 7000'e yakın şehidimiz oldu. Son zamanlarda da şehitlerimiz arttı. Gelen her şehitte gönlümüz yanıyor. Ama şu konuda gururluyuz. Kimse bu ülkeyi bölmedi, bölemeyecek. Buna da biz hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki, teşekkür ediyorum ve değerli şehit yakınlarımıza dönmek istiyorum. Emeti Hanım, bize biraz oğlunuzu anlatır mısınız? Nerede şehit verdiniz? Ne kadar zaman oldu? Malatya'ya tayin çıkmıştı, gitmişti. 4 ay falan olmuştu. Oradan uçağa kalkıyor, eğitim uçuşuna kalkıyor. Evet. Konya'ya geliyor. Konya'da uçağa düşüyor. 7 saniyede uçağa düşüyor. Onların altında köy varmış. Kendilerini feda ediyorlar, köyü kurtarıyorlar. Kuleyle dahi konuşamıyorlar. Evet. Bayrama 3 gün vardı. Ben onlar gelecek diye beklerken tabutuyla geldi. Çok acı. Sizin bir şey. Tek evladınızmış. Tek evladım. Başka bir çocuğunuz yok, yokmuş. Yok. Ondan sonra eminim yaşadığınız hayat önceki hayatla aynı değil. Ama siz bunu çok güzel aşmayı başarmış, kalbine evladının sevgisini, acısını gömmüş ve hayata devam eden bir annesiniz. Ama onu da yaşatıyorsunuz. Evet. O kitabınızdan biraz bize bahseder misiniz lütfen? Bu kitabı ben oğlumun anısına bir şehit annesi olarak, şehit annelere de adına da diyeyim, yazdım. Yazarımız Serkan Akpınar, gökyüzüne selam olsun diye yazdık başına evet. Kitabın. Bilmiyorum, bazı kişiler belki okur bir şehit annesini. Bu sizin evladınızla olan hayatınızdan kesitler taşıyan ve yaşadığınız şeyleri anlatan bir kitap. Bu elbette size biraz daha herhalde değil mi? İtici güç oldu, yardımcı oldu bir takım şeyleri aşmanızda. Evet. Efendim, şehit Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi'nin anne ve babası da bizimle beraberler. Hanım Çiftçi ve Mehmet Çiftçi. Hanım Çiftçi, sizden önce rica edeyim, bir anne olarak siz de bize biraz evladınızı anlatır mısınız? Bilmem ki nasıl anlatayım. Nasıl anlatılır ki değil mi evlat? Çok iyi bir çocuktu, çok cesur bir çocuktu. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir çocuktu. Aynaya salam verirdi. O kadar ki vatanını severdi, o elbiseleri severdi. 3 sene tayini Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'ta 3 sene kaldı. 3 sene sonra Tekirdağ'a tayin çıktı, Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'da sonra geçici olarak Şırnak'a verdiler. Şırnak'a verdiler.
Orada da kaybettiniz sanıyorum. Bir çatışmada mı kaybettiniz evladınız? Aynı göğüs göğüsüne oğlum şehit oldu. Evet. Geriye kendini sanıyorum... içine attı. Erlerin arkasına attı. Ya Allah dedi, kendini içine attı. Şehit oldu, vuruldu. Haberimiz hiç olmadı. Sabah oldu, paşalar geldi, komutanlar geldi, kapıyı dövdü. Hay babası dedi, hayırdır dedi. Ağlayarak içeriye girdiler. Oğlunuz dedi, şehit oldu. Dünyam yıkıldı. Her şeyim gitti. Gözümü fakat kapalı gitti. Çünkü vatan içi gitti, gözü açık gitmedi. Vatanı seven bir çocuktu. Hepimiz seviyoruz, bayrağımızı, vatanımızı, toprağımızı. Çok severiz biz. Hiç bayrağımızı kimseye teslim etmeyeceğiz de bayrak bizimdir. Çok şükür, hamdolsun, oğlum şehit oldu. Gururluyum, mutluyum. Acılıyım. Torunum var, gelinim var. Gencecik. Bir tane mi torununuz var? Bir tane Zeynep'im var, gelinim evet. Ayşem var. Allah onlarda da razı olsun, gelinim çocuğunu büyütüyor. Evet, çok tabii... Biz şimdilik çok mutluyuz. Evet. Hem oğlumu çok özledim. Hem vatanın toprak sağ olsun. Mehmet Bey, siz de bir acılı babasınız ama aynı zamanda da gururlu bir babasınız. Mikrofonu rica edelim. Siz neler söyleyeceksiniz bir şehit babası olarak? Evet, ben şehit babası olarak gururluyum. Öyle bir evlat yetiştirdiğim için. Evladım insanı, vatanı bayrağıyla, onun sevgisiyle dolu bir insandı. Mehmetlerini, askerlerini çok severdi. Birinci yer Tekirdağ, Hayrabolu'dan doğuya Şırnak Beytüşe Baba gitti. Dönüşte tabii biz görüştük. Hı hı. Dedim oğlum dikkatli ol, ben emniyet mensubuyum, emekli başkomiserim efendim. Evet. Operasyonların, çatışmaların ne olduğunu biliyorum. Bilirsiniz. Ben çok girdim efendim. Tabii. Dikkatli ol dedim, aman önce dedim askerlerini koruyacaksın. Yani bir komutanın bir askerini şehit vermesi kadar ağır bir şey olamaz. Bana şöyle dedi. Baba zaten ben bir öyle bir şey olsa, bir askerim benim bölüğümde şehit olsa ben yaşayamam. Ben onlar için varım dedi. Ve o gün içinde 2012 2 Eylül'ünde gece karanlığında saat 3'ten sonra, yani 1-2-3 arası yağmurlu, püslü bir havada çok miktarda leş o askeri birliğe saldırmışlar. Köprüyü uçurtmuşlar, yolu tahrip etmişler. Helikopter kalkamamış, yardım gelememiş. Ve evladım yanındaki Mehmetlerle birlikte saatlerce çarpışmış. Ve vurulduktan sonra komutanına gene diyor ki, komutanım ben yaralıyım, ben vuruldum. Ama yardım gelmiyor. Gelemez. Çünkü köprüyü uçurmuşlar. Yolu tahrip etmişler. Çok puslu bir hava, evet. Yağmurlu bir hava. O köyde hainler düğün tertiplemişler. O düğün sebebiyle, onun bahanesiyle yüzlerce leş oraya aktarmışlar. Ve o gece, o karanlıkta, o askeri birliğin dört tarafını sarmışlar. Evladım o birliğin komutanıydı. Evet. Yeterince o kadar koruyabilmiş ve evladım evet. Şehit oldu. Geriye gencecik bir eş. Ve bir evlat bıraktı ufacık size. Ufacık bir evlat. Gözü yaşlı anne baba akraba bıraktı. Ama vatan sağ olsun. Evet. Bu mübarek topraklar üzerinde şanlı Türk bayrağımız sonsuza dek dalgalansın. Mehmet Biz evlatlığımızla iftihar ediyoruz.
hepimiz evlatlarınızla iftihar ediyoruz. Elbette her biri bir kahramanlık hikayesi. Bizim tarihimiz zaten bu kahramanlık hikayeleriyle dolu bir tarih. İşte Fatma Hanım da o kahramanlardan birinin torunu, sizin dedeniz de Piyade Üsteğmen Ali Tahsin, Çanakkale'de şehit düşen atalarımızdan, dedelerimizden. Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Çok küçük yaşta öğrendim. Evet. Öncelikle ben Genelkurmay Başkanı... Mikrofonu alırsanız daha rahat duyacağız. Evet. Evet. Öncelikle dedem Ali Tahsin Yücel'le gurur duyuyorum. Çanakkale şehidi. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na bu güzel törenleri yaptıkları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Dedem Yıldız Sarayı'nda padişahın koruma komutasında komutan olarak çalışırken Çanakkale'ye gönderiliyor. Ve gözünü kırpmadan bütün askerlerimizde olduğu gibi Çanakkale'ye göreve gidiyor ve şehit oluyor. Evde iki çocuk ve hamile bir eş bırakarak. Evet. Ve yıllar sonra sanıyorum siz Çanakkale'yi, evet, dedenizin savaştığı o toprakları, evet, görmeye gittiniz değil Gittim. Mi? Gittim. Hatta benim çocukluğum Çanakkale'de geçti. Evet. İlkokul döneminde geçti ve o ruhla büyütüldük. İlkokulda ailemizden duyduklarımızla, yaşadıklarımızla, hatta topraktan süngü, matara bularak hala büyüdük. Bulunuyor. Evet, evet. Ben hep şöyle derim efendim, evet, Çanakkale aslında Türklerin Kâbesidir. Evet. Yani bu ulusun mensuplarının, evet, yaşamları boyunca hiç olmazsa bir kere gidip, evet, o toprakları görmeleri ve geçmişin izlerini oradan takip edip bugüne nasıl geldiklerini, evet, görmeleri gerekiyor. Genelkurmay Başkanlığı az önce de sizin söylediğiniz, evet, gibi Türkiye Şehitlerini Anıyor projesiyle şimdi bu şehitlerimize sahip çıkıyor. Onları bulundukları tarihlerden çıkarıyor, bugünümüze getiriyor, evet, ve yakınlarına da az önce komutanım da çok güzel ifade ettiler. Evet, harika. Siz de onlardan birisiniz. Evet, sizin dedeniz için de bu tören yapıldı, evet, değil mi? Evet, özel olarak şahane bir sunumla komutanımızın, evet, Erhan komutanımızın şahane bir sunumuyla çok güzel bir program oldu. Onur belgelerimizi aldık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bütün şehitlerimize, genç şehitlerimize, hepsinin ruhu şad olsun. Şad olsun. Allah rahmet eylesin. Allah en kısa zamanda bundan sonrası için, bu acılarımızın sona, evet, ermesi için, evet, bize de yardımcı olsun. Keşke savaşlar olmasa, keşke. Evet. Şimdi sizin o katıldığınız törene ait, törenlere, evet, ait daha, evet, doğrusu, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliklerine ait de bir arkadaşlarımız haber hazırladılar. Öyle Şimdi mi? Onu birlikte, tamam, izleyelim. Adeta 100 sene evvel şehit olan dedeme sarılmış gibi oldum. Çok duyguluyum, gururluyum. Babamı hiç göremedim. Onu tanımak kısmet olmadı. O da beni göremedi. Şu an görüyor ve duyuyorsa ona seslenmek istiyorum. Babam, Allah bana da şu anda ulaştığın yere gittiğin yoldan giderek ulaşmayı nasip etsin. Ben yıllarca baba özlemi çektim. Babam nerede diye sorduğum zaman bana hep tayyare gidiyor, o tayyareye babanı seslen, çağır, el salla, baban gelecek. O getirecek, tayyare getirecek diye söylüyorlardı. Ben de çocuk olduğum için tayyarenin peşine koşuyordum. Babam gelecek, babamı getirin diye. Fakat babama ulaşamadım. Ama sizin sayenizde bu mutlu günümde o kadar onurlandım ki çok çok teşekkür ediyorum. Ben zaten babamı hiç görmemiş dedemde, ben hiç görmedim. Hiç tanımadığım birisi için ağlıyorum ama çok seviyorum. Vatanımız, milletimiz bizi buraya çağırdı. Bu bizim matronumuza galandı. Bu töreni böyle bize nasip etti.
Ben bugün ölsem artık gam bilmem bundan sonra yani. Çok seviyorum memleketimi, vatanımı. Şimdi bana desinler ki şu anda asker ol desinler, hazır askerlik yapabilirim. Çok yani içimden geliyor. Ben böyle bir tören olacağını düşünmemiştim. Düşündüğümden de daha güzel oldu. Çok sevinçliyim. Yani şehit olanlara da mezarlarında iyi uykular diyorum. Fedakar Türk annelerine mensubu olduğum Şanlıyuva Havarp Okulu'nun marşının iki mısrasıyla seslenmek istiyorum. Bir Türk oğlu Türk olan böyle ölür namsalar. Üzülmeyin bu yolda şehit veren analar. Evet sevgili seyirciler, tekrar programımıza bulunduğumuz müze ortamından devam ediyoruz. Ama aramıza bir konuğumuz daha katıldı. Profesör Doktor Rahmi Yaran, kendileri İstanbul Müftüsü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim biz gazilerimizle, şehit yakınlarımızla, komutanlarımızla bugün böyle bir törenin içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Size de şehadet kavramının dinen nasıl bir kavram olduğunu, nasıl algılanması gerektiğini sormak isterim. Öncelikle bu programı hazırladığınız için size ve TRT Haber'e teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimize bugün de devam eden bu süreçte ve geçmişte, tarihte, ilk günlerden itibaren şehit olan bütün geçmiş büyüklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Bu stüdyomuzda bulunan ve bulunmayan bütün gazilerimize, onların yakınlarına sıhhat ve afiyetler diliyorum. Şehitlik İslam'ın ilk günlerinden itibaren devam eden çok önemli bir kavramdır. Şunun üzerinde dururlar. Acaba şehide niye şehit dendi? Bunun bazı yorumları vardır. Bunların bir kısmı şehitlerin o haline melekler şahit olduğu için şehit dendi. Şehit kelimesiyle şahit kelimesi arasında çok yakın, çok bir, yakın şey var. Bir ilgi vardır. Evet. Aynı kökten gelen kelimelerdir. Hatta şehitlerimizin cennete intikallerine melekler şahit oldukları ve onlara refakat ettikleri için şehit evet. dendiği de söylenir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayeti kerimede onlardan söz edilir. Özellikle Ali İmran suresindeki bir ayet-i kerimede Allah yolunda öldürülenleri şehit sanma. Onlar mutlu bir haldedirler. Allah'ın lütfuna ermişlerdir ve ayrıca kendilerinden sonra gelecek olanlar için de bir sevinç içerisindedirler. Onlar için bir üzüntü yoktur. Peygamber Efendimiz de buyururlar ki hiçbir insan öldükten sonra dünyaya dönmeyi istemez. Ama şehitler bundan hariçtir. O şehadet halinde ve ondan sonra gördükleri o muamele, o güzel tutumdan dolayı tekrar tekrar dünyaya dönmeyi ve yine şehit olup aynı muameleyle karşı karşıya olmayı arzu ederler. Bu gerçekten Allah katında çok önemli bir kavramdır. Bugün de yine şehitlik olayı devam ediyor. Programın başında çok değerli albayımız da işaret ettiler. Bugün aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Evet. 12 Mart 1921, 95. sene. Dün İstiklal Marşımızın şairi, güfteyi yazan
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kabrini bir ziyaret ettik bir grup arkadaşımla birlikte. Evet. Edirne Kapı Şehitliği'ne gittik. Her gidişimde dikkatimi çeken şudur. O mezar taşlarını okurum bir kısmını. Bakıyoruz Kudüslü orada, Bağdatlı orada, Beyrutlu orada, diğer taraftan Antepli orada, Ordulu orada, efendim Muğlalı orada, Afyonlu orada, Selanikli orada, İskeçeli orada. 1909'da 6 milyon kilometre kare olan bir toprakta o kardeşlerimizin bir kısmı hep oralarda kaldılar. Evet. Gönül coğrafyamızda, gönül bağımız devam ediyor. Ben bu vesileyle bugünkü gençliğe ve bugüne dair de şunu söylemek istiyorum. Biz geçmişten geleceğe bir bütünüz. Bu vatan işte daha kısa bir zaman önce, bundan 100 sene önceye bakarsak aynen bugünküne benzer sorunlar bu 6 milyon kilometre kare coğrafyadaydı ve yazık oldu. Bugün birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli. Bu güzel günde, bu güzel program vasıtasıyla ifade etmek istiyorum ki aramızda sevgiyi, saygıyı hakim kılalım. Şehitlerimize sahip çıkalım, gazilerimize sahip çıkalım. Cenab-ı Hak indinde onların şüphesiz çok değerli yerleri var. Onlar orada yerlerini aldılar, alacaklar. Bu arada bir hadis-i şerifi de paylaşmak isterim. Şehitlerin 70 kadar yakınına şefaat edeceği Peygamber Efendimiz tarafından haber veriliyor. Ne evet. demek bu şefaat etmek? Yani kul hakkı hariç olmak üzere diğer günahlarından bir noktada silinecek. O manaya geliyor böyle şehit yakını olmanın. Böyle bir evet. özelliği de var. Sayın Müftü, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok Sağ güzel olun. Özetlediniz ve ben tekrar değerli komutanımıza dönmek istiyorum. Sayın Müftümüz de belirtti, hepimiz burada konuşuyoruz. Bizim tarihimiz gerçekten kahramanlıklarla dolu. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ben az önce Çanakkale Türklerin Kâbesi'dir derken aslında bir benzetme yapmak istedim. Orada yatan şehitlerimiz açısından bir benzetme yapmak istedim ama teşbihte hata olduysa affola efendim, elbette haşa. Kâbeleri karıştırmış değiliz ama Çanakkale bizim tarihimizde, kuruluş tarihimizde çok önemli noktalardan bir tanesidir ve çok sayıda şehidimize bugün ev sahipliği yapmaktadır. Bizim tarihimiz bunlarla doludur ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek, değil mi değerli komutanım? Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 51. programı burada icra ettik. 51. şehidimizi yad ettik ve 51. ailemizi de burada ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Şu anda da aynı duyguları, aynı heyecanı yaşıyorum. O bizim programımız olmamasına rağmen. Biraz önce Sayın Müftümüzün harikulade özeti, Sayın gazilerimizin eller öpülesi, alınlarından öpülesi gazilerimizin hayatlarını anlatışı, özetleyişi, şehit ailelerimizin bahsettikleri o içten halisane duygular. Mükemmeldi. Özellikle ben annemizin, şehit annemizin en son kelimesini, en son cümlesini hatırlatmak isterim. Oğlumu çok özledim dedi. Belki de bütün programların, yaptığımız her programın özeti bu efendim. Bir kurttan kuzu doğmaz. Affedersiniz ama bir atın yavrusu taydır. Nihayetinde o da bir attır. Bir aslan yine bir aslan doğurur. Bu milletin anneleri, babaları, dedeleri, ecdatları aslandı. Onların çocukları da bir aslan olacaklar. Kahraman olacaklar. Dedeleri gibi, neneleri gibi olacaklar. Ama eğer farkına varırlarsa böyle olacak. Eğer onlar anlatılırsa, onlar bunun şuurunu idrak edebilirlerse böyle olacak. Eğer böyle olursa, bastıkları toprakların
ne kadar mübarek topraklar olduklarını bilecekler ve basarken bu toprağa titreyecekler. Çünkü dedelerinin üzerine basıyormuş gibi hissedecekler kendilerini. Eğer öyle olmazsa bu topraklar üzerinde dolaşırken sadece dans edecekler. Farkına varmak gerekiyor. Ve bizim çocuklarımızın atalarına, ecdatlarına, tarihlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Neden? Çünkü tarihine sahip çıkmayan yeni kahramanlıklar yapamaz. Bağrından yeni kahramanlar çıkaramaz. Ecdadını bilmeyen, tarihini yok sayan ya da yeteri kadar değer vermeyen o tarihe layık olamaz da o yüzden. Sahipsiz bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor şair. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde güç ve kuvvet bulacaktır. Şehitlerimizin yaşadıkları, kahraman gazilerimizin yaşadıkları sadece birer hikaye, masal, uydurma değildir. Onlar bu milletin, bu şanlı milletin zorlu şartlarda neyi yapabileceğini göstermesi bakımından ibret alınacak hakikatlerdir. Çanakkale'de boylu boyunca o 35 kilometrelik alan, sınır, sahil sınırı için biz 250 bin şehit vermişiz. Bir karış toprak verdik mi? Vermedik, vermeyiz. Dün Sarıkamış'ta 90 bin kardelerimizi karların üzerinde bir bir dizildiğini gördük. Verdik mi bir karış toprak? Vermedik. Dün ecdat vermedi, bugün de onların nesli vermeyecek. Onların çocukları vermeyecek. Sahip çıkacağız bu vatana. Neden? Çünkü bizim üzerinde yaşayabileceğimiz, zor durumda kaldığında gidebileceğimiz, kendimizi kurtarabileceğimiz bir ikinci vatanımız yok da o yüzden. Sormak gerekiyor. Bu kahraman ailelerin, bu kahraman gazilerin, şehit ailelerinin arkalarından tebessüm edenlere ya da onlara yeteri kadar değer vermeyenlere, onları görmezden gelenlere ya da hadi canım diyebilen o vicdansız yüreklere sormak gerekiyor. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Çünkü o kahramanlar bu millete, bu bayrağa, bu mübarek topraklara, bu vatana yürekten inanarak yaptılar o kahramanlıkları. Öylesine yapmadılar. Büyük bir şuurla yaptılar. Ve her gece ve gündüz dudakların arasından sadece birkaç kelime süzüldü onların dudaklarından, yüreklerinden. Dediler ki, canım al bayrakta bir damla kan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun, vatan sağ olsun. Ordu marşı, astur. Haydi, ya Allah. Yeah.
Evet sevgili seyircilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Değerli komutanım, sizinle başlamıştık, sizinle bitirelim isterim. İşte biraz önce konuştuk, yine Çanakkale'den bahsettik, siz de bahsettiniz. Orada Kürt'ü, Rum'u, Ermenisi bu vatan uğruna, bu toprak parçasını vatan olarak bildikleri için yan yana yatıyorlar. Onun için bizim açımızdan bu çok önemli ve çok sembolik bir şey. Genelkurmay Başkanlığı da bu yapmış olduğu etkinlikle, yani Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğiyle aslında hem geçmişine hem de şehitlerine nasıl sahip çıktığının bir örneğini ortaya koyuyor. Bundan sonra da herhalde buna devam edeceksiniz değil mi silahlı kuvvetler olarak? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak komutanlarımızın emir ve direktifleriyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve yapmaya da çalışacağız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu millet ordu millet. Bu milletin tüten herhangi bir ocağında gidin kapıyı çalın, mutlaka bu ülke için, bu vatan için bir gazi, bir şehit verilmiştir. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin arasında da eğer Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Savaşı dahil olmak üzere şehitleri varsa Genelkurmayımızın web sayfasındaki ilgili sayfayı doldurarak bize müracaat etsinler lütfen ve biz de onlara en yakın sürede ulaşmaya çalışalım. Onları da bu etkinlik alanımızda ağırlayalım. Şehitler galerimizde onların ailesini de ağırlayalım. Değerli komutanım, çok az vaktimiz kaldığı için çok kısa bir son cümlelerinizi alalım isterim. Elbette. Türk Silahlı Kuvvetleri hangi görevi alırsa alsın, hangi görevi üstlenirse üstlensin, onu muhakkak ki büyük bir titizlikle, büyük bir gayretle, özleriyle yapar. Kılı kırk yarar. Ama bizim şehitler ve gazilerimizle ilgili komutanlarımızdan aldığımız direktif bambaşka. Komutanımız diyor ki, şehitler ve gaziler söz konusu olduğu zaman iki kat fazla çalışacaksınız. Çünkü şehit ve gaziler bizim baş tacımızdır. Bu konuda hata yapma lüksümüz yok. Biz de elimizden geldiği kadar gayret ve özenle emire itaat etmeye, bu emri yerine getirmeye çalışıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz ve sevgili seyircilerimize de veda ediyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı ve çok önemli bir yerdeydik. Ve buradan şehitlerimizin anısına bir yayın gerçekleştirdik sevgili seyirciler. Onların huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz manevi huzurlarında. Ve hepinize saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın. Hücum marşı, astur. Etsin mübarek ve sayın. Nasrum minallahi ve fethun garib.
ve beşirli müminin.